Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun kardeşlerim. E, bugünkü dersimizde peygamberlerin ilk daveti itikadi açısından baktığımızda tevhid olmuştur kardeşlerim. Şu bilim şu bilinmelidir ki tevhid peygamberlerin davet ettikleri ilk husus olmuştur. Yoldaki aşamaların ilki ve yüce Allah'a doğru yol alanın ilk mevkiidir arkadaşlar. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Andolsun biz Nuh'u kavmine gönderdik de ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur dedi. Araf suresi ayet 59. Hud aleyhisselam da Kavmine ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Araf Suresi ayet 65 Salih Aleyhisselam Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Görüyor musunuz arkadaşlar? Araf Suresi ayet 73 Şuayb Aleyhisselam Şöyle geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey kavmim Allah'a ibadet edin. Ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Araf suresi ayet 85. Ve böylece Allahü Teala andolsun biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diyen bir peygamber göndermişizdir buyuruyor. Nahl suresi ayet 36. Demek ki arkadaşlar bütün peygamberler ilk vazifeleri tevhid olmuş. Yani Allah'ı birleme, Allah'a insanları davet etme metodu olmuştur arkadaşlar. Bütün peygamberlerde ortak özellik bu. Evet bir başka yerde de şöyle buyurulmakta arkadaşlar. Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere mutlaka şunu vahyederdik. Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. Enbiya Suresi ayet 25. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de şöyle buyurmaktadır. Ben insanlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik edinceye kadar savaşmakla mücadele etmekle emrolundum buyurmaktadır arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar bu konuda inancımız, itikadımız bütün peygamberlerde ortak olan özellik tevhide davet etmişler. Demek ki bütün peygamberler İslam inancının İslam e, dininin birer peygamberi olmuşlar arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar peygamberlerin davetleri böyle e, tevhide davet etmişler. Mükellefler de arkadaşlar yani insanlar sorumlu olan insanlar da ilk vazifeleri şahadet getirmek olmuştur. Hani ilk insan iki ilk olarak bir insan iman dairesine girmesi için inançlı bir kimse olması için e, şahadet getirmesi gerekiyor. İşte bundan dolayı e, doğrusu şu ki mükellefin ilk yükümlülüğü Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet etmek yerilmiş kelamcıların görüşlerinde ifade edildiği gibi düşünmek yahut düşünmeye yönelmek ya da şüphe etmek değil arkadaşlar. Hani şüphesiz, şeksiz bir şekilde Allah'a ve Resulüne iman parolası olan e, şehadet getirmek arkadaşlar. Resullerin de onun elçisi olduğunu ittifakla kabul eden bir anlayış var burada. Ergenlik yaşına gelmeden önce bu şekilde şehadet getiren kimselerin ergenliğin akibinde, akabinde sonunda e, bunu yenilemekle emrolunmayacağını da ittifakla kabul ederler. Yani tekrar ergenlikten sonra ayrıca bir şehadet getirmek söz konusu değil. Zaten onu getiriyor ve o hal üzere devam ediyorsa şehadet getirmiş kabul edilir arkadaşlar. Bu durumda olan bir kimse buluğa erdiği vakit yahut da bu görüşte olanlara göre temyiz çağına ulaştığında taharet yani abdest ve namaz kılması da emrolunur arkadaşlar. Onlardan hiçbir kimse böyle birisinin velisinin tekrar şehadet kelimesini yeniden getirmesini istemesi gerektiğini söylememişlerdir. Şimdi bu tafsili geçen dersimizde bunu işlemiştik. Tafsili değil icmali bir imanın parolasıdır şehadet getirmek. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu demek Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmesi kişinin ve onun gönderdiği son peygamberin nezdinde bütün risaleti, bütün peygamberleri kabul ettiğini tasdik etmesidir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar e, şahadet kelimesinin ikrar edilmesi Müslümanların ittifakı ile vacip olup, yani İslam ümmetinin, müminlerin, ulemanın bu kelimede ittifak var. Yani bir insanın iman dairesine girmesinin şartı önce kelime-i şahadet getirecek. Kelime-i şahadet getirmeden hiçbir amel makbul karşılık e, görmez. Şehadet kelimesinin ikrar edilmesi Müslümanların ittifakı ile vacip olan onun vücubunun namazın vücubundan önce olduğunu söz birliğiyle halinde kabul edenler dahi o böyle bir görevi zaten bulunduğundan önce eda etmiş olur diyorlar. Evet. Burada fukahanın söz konusu ettiği bir takım meseleler var. Bir kimse mesela Şehadet getirmekle veya şehadet getirmemekle özellikle onu söyleyelim. Şehadet getirmemekle birlikte namaz kılsa yahut da bunun dışında İslam'ın özel bir takım fiillerini yerine getirecek olup şehadet kelimelerini diliyle söylemeyecek olursa bu kişi Müslüman olur mu olmaz mı? Burada kafa yormuşlar. Burada düşünmüşler. Soru sormuşlar. Yani bir kişi şehadet getirmeden eee bu kişi şehadeti söylemeden kıldığı namaz ve sonra bu şehadeti getirmesi karşısında nasıl bir durum olur? Müslüman olur mu? Olmaz Doğrusu böyle bir kimsenin İslam'ın özelliklerinden olan herhangi bir şeyi yerine getirmekle Müslüman olacağı görüşüdür. Çünkü diliyle ikrardan ziyade bu kişi zaten, o sözün gereği olan bir namazı ifa etmesi söz konusu. Tabi niyet burada inanç olmasıyla yerine gelmiş olur. Sırf bir eğilip kalkmak, bir namaz kılmak kılmakla e, o kişinin Müslümanlığı e, söz konusu olmaz. İçinden özümseyerek, inanarak bu işi, fiiliyatı getirmesi o kişinin şehadetine delalet ettiğini söylemişler. Evet. Buna göre arkadaşlar ilk olarak İslam'a tevhid ile girilir ve dünyadan da son olarak onunla çıkılır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır arkadaşlar. Her kimin söylediği son söz La ilahe illallah olursa cennete girer buyuruyor. O halde Tevhid hem ilk görevdir hem de son görevdir görüyor musunuz arkadaşlar? Tevhid parolası La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu kadar önemli arkadaşlar. Bu imanın en önemli en önemli parolası arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu bağlamda imanın imanın geçerli olmaz. Bu çok önemli bir nokta arkadaşlar. Bir kimsenin inancının sağlam, sahih, doğru bir inanca sahip olmasının 3 şartı var arkadaşlar. Bu üç şartın biri eksik olursa iman sahih bir anlayışa dönüşmez. Bunlar nedir? 1. iman ümitsizlik halinde olmayacak. Mesela bir kimse son nefesini çekerek Efendim son nefesinde ne yapıyor? Ee, artık iş işten geçmiş ya doğruysa mukabilinde e, korkudan veya ya belki doğrudur veya belki gerçektir deyip de böyle bir şehadetin getirmesi o kimsenin imanının e, makbul olmasını gerektirmez. Makbul değildir böyle bir iman arkadaşlar. Yani ümitsizlik halinde artık iş bitmiş. Yani gemi de batıyor. Gemi almış su batıyor. Kurtuluşu imkansız. Orada ya belki doğrudur ya gerçi belki de haktır deyip de ya bir de şehadet getirsek ne olacak sanki. Yani ölüyor. Ölüm gerçek kaçınılmaz. Orada o iman geçerli değil arkadaşlar. İki, mümin inkar ve tekzip alemeti, yalanlama alemeti olan şeylerden birini yapmamalı. Evet, yani mümin inkar ve e, yalanlama, reddetme alameti olan şeylerden birini yapmamalı. Mesela bir kimse Allah'a ve bütün peygamberlere inandığı halde, Hazreti Peygamber Efendimiz'e inanmasa veya namaz kılmazsa, namaza inanmasa veya oruç gibi herhangi farz bir ibadeti, farz bir emri efendim ee, bir ee, Kur'an-ı Kerim'de emir olarak işte oruç, namaz, hac efendim ee, haram olanlardan içki, kumar, faiz, adam öldürme, efendim bunların herhangi birini meşru görmesi veya farz görülen şeyleri e inkar etmesi veya haram olarak görülen bir şeyi helal sayması o kişiyi mümin saymaz arkadaşlar mümin dairede olmuş olmaz bak bu çok e kapsamlı bunu her yere uyarlayabiliriz. Mesela İslami emirlerin İslami e, yaşam biçiminin e, kurallarını kanunlarını çağ dışı olarak görmek kişiyi dinden çıkarır arkadaşlar. Yani açık ve net. Kur'an'ın kanunları çağlar üstü bir kanundur. Kıyamete kadar da var olacaktır değişmesi gerekmez, değişmesi de mümkün değildir. Bunlar fıtrıdır. Yani çağların, teknolojinin gelişmesiyle bunlar değişmez. Adam öldürmek haramdır. İçki içmek haramdır. Faiz haramdır. Zina adam haramdır. İftira haramdır gıybet haramdır Efendim e, ana babaya Asi olmak haramdır e, buna benzer birçok emirler değişmez yani yıllar geçse de değişmez Onun için e, inkar ve red olacak bir olay olmamalı inancında. Üçüncüsü arkadaşlar bir mümin dini hükümlerin yani emir ve yasakların Allah'ın hikmeti icabı olduğunu kabul etmelidir. Mesela bir kimse herhangi bir ibadeti beğenmese mesela diyelim ki haç e, bu ne iş ya bu nasıl bir şey kupkuru bir dağa çıkacaksın Orada bir gün duracaksın. Bu ne? Veya işte bir taşın etrafında döneceksin. Yani ben bunu pek doğru görmüyorum diyen bir kişinin imanla alakası kalmaz. Çünkü hac Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de farz kıldığı ibadetlerden birisidir. Veya bir başörtüsü baş örtüsü farzdır. Kadınların tesettür şekli. İşte efendim ben bu tesettürü kabul etmiyorum. Yani ben bunu e, çağ dışı görüyorum. Diyen bir kişinin dinle alakası kalmaz arkadaşlar. Şöyle dese peki hocam diyecek olursanız. Ya ben arkadaş yani evet inanıyorum ee, şeyin e, Kur'an-ı Kerim'de evet bu farzdır. Ben inkar etmiyorum. Ancak yani başımı da örtemiyorum yani tam o şeyi yani içimde tam şey yapamıyorum. Evet bu kişinin kamil noktada imanında e, iman e, nurunda eksiklik olmuş olabilir. Ama imansız diyemeyiz. Yani başını örtmeyen ama başörtüsüne inanan bir kişinin e, bu kişiyi e, imansız olarak diyemeyiz. Çünkü inkar etmiyor. Yani bunu misallendirecek çok geniş bir şeyde misallendirebilirsiniz arkadaşlar. Yani farz olan Kur'an-ı Kerim'de farz olan bir hükmü inkar, reddetmek e, kişiyi iman dairesinden çıkarır. Dolayısıyla aklına mantığına göre bir din değil Allah'ın gönderdiği kanun ve kurallara göre bir din olduğunu kabul edecek, böyle inanacak. Bunun başka yolu yok arkadaşlar. Yani bunun e, inanma şekli e, kendisinin kafasına göre değil Allah'ın kurduğu kanunlara göre. Bu gibi durumlardan arkadaşlar e, kişi şiddetle sakınması gerekir arkadaşlar. Ee, bunu e, şiddetle sakınması gerekir ki e, imanı kamil olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar e, bu noktada kalmış olalım. E, i̇nşallah bu derslerimizi e, 20 dakikanın üzerine çıkarmamaya çalışalım ki faydalı olsun, sıkıcı olsun, sıkmadan, e, efendim e, daratmadan anlaşılır bir şekilde gitmiş olalım arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.